Gerçeğin sesi. Hakikathaber.net. Arkadaşlar şimdi şunu da hem mutabık mıyız? Bu ülkenin bir beka problemi var mı? Var. Ne demek istiyorsunuz Aykut? Beka problemi şu demek. Bu ülkenin öngörülebilir geleceğinde bu ülkenin bölünmesi, dağılması, ekonomik ve sosyal krize girmesi, birlikte yaşama iradesinin yok olması, korkunç fakirleşme, dünyada yalnız bırakılma gibi sorunların tamamını birleştirdiğinizde bu halk adına, bu ulus öyle adına bir... Öyle değil tarifi. Ha, efendim? Tarifi öyle değil. Yani ikiniz de beka sorunu olduğunda hemfikirsiniz ama tanımda ayrılıyor. Siz de bekayı tanımlayın, o zaman sizinki daha mantıklıysa hiç şey yapmayız. Beka dediğimiz bizim bir ulusun geleceğiyle ilgili konuşuyoruz. O da öyle diyordur zaten. Beka gelecek demek. Ya burada getiriyor dünyadaki bütün değişimi küresel emperyalist sistemin bölge için yapmak istediği planlamayı AK Parti hükümetine yıkıyor. Böyle bir şey söyledim mi? Öyle söyledim. Yani bir diyorsun vicdan ki, varsa bunu bak böyle bir bu, şey. Bu milletin bir beka sorunu var ve bu dış kaynaklı. O sizin çok beğenip de gittiğiniz, sürekli şikayet ettiğiniz Avrupalı dostlarınız bunu yapıyor. Bak Ayhan Bey, bunu söylersem İsrail'in karşısında diz çökmüş ama bir hükümetin mekaya üyesi. Ama bunu gidip siz yapıyorsunuz. 20 milyon dolara Mavi Marmara'da biz giden canları satmış bir partinin milleti. Biz kimsenin karşısında diz çökmedik. Biz sadece milletin karşısında diz çökeriz. Bu ülkenin 20 milyon dolara millet götürürse, ne diyorsa ona bakarız. Sizin gibi gidip Avrupa Parlamentosu'nda ülkemizi şikayet etmeyin. Siz yıllar yıl bu cumhuriyeti biz hiçbir yerde bir tane örnek göster ki şuna gitmiş şikayet etmişim. Siz demokrasiyi ağzına almayı en son söylediği hakkı olan partisiniz. Dakika. Demokrasiyi bağırmadan dur anlatalım. Delillerimizi tamam. Ortaya koyalım. Delillerle ortaya 2002'den koyalım. 2002'den 2010 yılına daha kadar. Daha burada 10 sene evveline kadar bu vay, konuların başörtülü konuşulmuyordu. Dur bir dakika ya. Bir dakika dur, sen de söyle ben de söyleyeyim. 2002'den 2012 yılına kadar biz başörtülüler böyle zulüm görüyoruz. Vay bunlar bize ne yaptı? Gel bu yapma Türk Silahlı Kuvvetler. İnkar mı ediyorsunuz? Şikayet etti diyorsun. Ben kimsenin başörtüsüne karışmadım. Biz kardeşim. Gidip de hiçbir yere şikayet etmedim. Sen gittin başı açıklara karıştın ama. Hiçbir zaman tamam Avrupa Parlamentosu'na bir başörtülü gidip de memleketini şikayet millete, etmedi. Hani one minute'tü? Hani millete posta koydunuz? Hani bizi siyonizme suçluyordunuz? Bu 20 milyon dolara Türkiye'nin yargı yetkisini İsrail'e sattınız mı? Sattım. Artık yargılanamıyorlar. Gazze ablukasını meşrulaştırdınız mı? Siz gittiniz. Bak şunu, şuna cevap ver. 67 milyon dolar parayı bu ülkenin bütçesinden, benim bütçemden Amerika'da Yahudi lobi şirketlerine verdiniz mi? Verdiniz. Bu size tarih boyunca yeter. İspat edemezsen bak bir laf var geçen tabii, grup başkanlığınızda söyledim. İspat edemeyen, evet. Ben ispat edemezsem namussuzum. Evet. Sen de eğer bunu söylüyorsan ben de ispat edersem. Et o zaman. Sen, ben de et o zaman. Et o zaman. Bir aç interneti, belgesini gör tamam mı? Bilmeden konuşma. İnternette belgesi, ben sana ne belgeler çıkarttım. Sana başbakan bunu verdik. Başbakan tamam mı? Bunu böyle kabul etmek durumunda bak, kalmıştır. Bak gene şimdi söylüyorum. Doğru Ayhan olmayan Bey, şeylerle konuşma. Yalan konuşuyorsun. Ben yalan. Mecliste konuştuğumda senin grup başkan vekiline dışişleri bakan dedi ki bu işler olur. Bilmeden konuşma. 67 milyon dolar para verdik. Ben niye verdim biliyor konuşuyorum. Musun? Altına şunu yazıyor. AKP'nin pro-İsrail, İngilizcesinden söylüyorum, pro-Jewish yani İsrail yanlısı ve Yahudi yanlısının olduğunu ispat etmek için bu ülkede benim vergilerimden 67 milyon dolar para verdin. Bizi, eğer ben bizi İsrail yanlısı olmakla bütün bütün öyle halkıma söz sesleniyorum. İnternete girin, 67 milyon dolar İsrail yazın. Eğer bu dediğim belgeye dayalı bir gerçek değilse Taksim'de kendimi yakacağım. Böyle böyle halkı tamam, kandırmanızın anlamı yok. Yap. One minute diye posta koydunuz. İnsanları galeyana getirdiniz. Gittiniz 20 milyon dolara davalımızın yetkimizi verdiniz. Gazze ablukasını meşrulattınız. Mazlum Filistin halkını ezdiniz. Nasıl? Bu kadar sakal bırakmakla Müslüman olunmaz arkadaş. Bu kadar sakal bırakmakla İslam'ın içinden ahlakı çıkardınız siz ya. İslam'ın içinden ahlak. Bin tane yolsuzluk var. Hala Müslümanım diyorsunuz. Müslümanlara yazık. Rica ederim ya. Yolsuzluk da sizin işiniz. Bütün belediyelerinizde kardeşim yolsuzluk. Benim bir genel başkanın elinden milyonlarca avro çıktı. Ayakkabı kutularına belgesim hakkını doldurdu. Kendi kızına ben gittim, ben gittim. Tamam, genel başkanım gitti, soruşturma önergesi verdi. Kızıyla ilgili söylüyorsun ya, gelsin meclis soruştursun diye. Aha orada önergesi duruyor. Gittik savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Siz ne yaptınız? Ayakkabı kutularından, o oylarınızdan milletin yetim hakkını kaçırdınız. Yeter artık. Ya, FETÖ'yü savunmak da sana siz kaldı. Ne, bak hiç FETÖ savunmuyorum. Evet. Kaleyana getirme. Evet, siz İslam'a da zarar veriyorsunuz. Siz millete de zarar veriyorsunuz. Yeter artık. Bu milletin bekasını size terk etmeyeceğiz. Öyle bu mi? Milleti hiç size soruyorsun. Bırakmayacağız. Çünkü tamam, sizin derdiniz millet hizmet falan filan değil. Cebine doldurma dedik bir ekiple gidiyorsunuz. Buna olmadı. Müsaade etmeyeceğiz. Aykut biz, Bey biz sakin ama mi? Bakın söylediğine bakın. Ben nazik nazik anlatıyorum. Yaptığına bakın ya. Rica ederim. Ben size delilleriyle anlatıyorum. Sakin anlatacağım bakın.
20 milyon bak, dolara. Bak delillendiremezsen, delillendiremeyen şerefsiz. Arkadaşım söylediğini ispat edemeyen şerefsizdir. Tamam. Ahmet Hakan Bey. Bütün milletlerine yemin ediyorum. Aynısını kabul ediyorum. 20 ediyoruz. Bak bu 67 milyon doların belgesi çıkmazsa Taksim'de kendimi yasak yapacağım. Çıkar ben belgesi. Adamım. Ama çıkacaksın, bunun belgesi varsa halktan özür diyeceksin. Bu kadar vicdanın var mı? Var mı? Hadi sen, anlaşalım. Sen benim vicdanımı sorgulayacak haddin yok. Tamam var mı? Özür dileyecek benim misin? Benim vicdanımı sorgulayacak haddin yok senin. Ayhan Bey bak çok ha. Net bir şey söylüyorum. Ben sana net bir şey söylüyorum. Dolar para yalan ne? Konuşuyorsun ispat et. Yarın bu yalan evet. Konuşuyorsun. Yalan ya. Konuşuyorsun yarın ispat et. Yarın bunların hepsiyle nasıl rezil olduğunu göreceksin. Tamam yalan ben, söylüyorsun ispat et. Temsil ettiğin ispat edemezseniz şerefsizsiniz, iftiracısınız. Tamam mı? O i̇spat kadar edersen de sen şerefsizsin. Ha, tamam, peki ispat yani. Edersen sen şerefsizsin. Yani ne olur biraz. Hadi buyur. Tamam. Et. İspat edersen sen şerefsizsin. Devam ediyorum. Buradayız işte. Bu halk bu gerçekleri öğrenecek. Artık bu halkı kandıramazsınız. Yıllarca rakiplerinizi Siyonizmle suçladınız. İsrail yanlısı olmakla suçladınız. Tabii. 20 milyon dolara diz çöktünüz. 20 milyon liraya Mavi Marmara'da canını veren insanların yargılama yetkisini verdiniz. Ahlaksızsınız. Gazze... Edepsizsiniz. Hayır. Ahlaksızsınız. Biz zihniyeti İsrail'e önünde yapmayın ne olur. Ama bak Ahmet Bey. Bir şeyle suçluyorsunuz. Bu ahlaksızlıktır. Ayhan Bey. Ayhan Bey. Konuş. Bu milleti germe. Sen terbiyeli konuş. Ayhan Bey. Biz İsrail'in önünde diz çökmedik. Nasıl? Lütfen. Sen terbiyeli ol. Lütfen. Sen kim İsrail'in önünde diz çökmüş? Tamam. Ayhan Bey lütfen ya. Haddini bil. Ayhan Bey. Ayhan Bey sakin olun. Sen Müslümanlara bunu yaptın. Sakin olun Ayhan Bey. Ayhan Bey. Edepsizlik yapma. Ayhan Bey yarın sakin olun. Bu konuşmaların hepsi yarın. Evet, Aykut Bey. Yarın çıkacak. Aykut Bey. Demezsen de şerefsizsin. Söylediğine dikkat tamam. Edin. Ahlaksız diyor, namussuz diyor. Cevap vermeyeyim mi ben buna? Rica ederim lütfen ya. Lütfen ya. Her ikiniz de lütfen sakin olur musunuz? Aa bu programda hiç böyle bir şey olmadı. Yapmayın. Yarın çıkacak bütün bu. Ya medeni bir tartışma. Sana önce de kendi partim ve Müslümanlar hesap soracak. Aykut Bey. Bizim halkımız hesap soracak sana. Ayıptır ya. Ne kadar kandırdın? Bir ara verebilir miyiz? Bir ara verebilirim. Ya lütfen sakin olun. Bir reklam arası verelim. Gerçeğin sesi. Hakikathaber.net